başka söz almak isteyen? Teşekkür ederim. Tamam, bir 10 dakika ara vereceğiz ama ara vermeden önce değerli arkadaşlar bir dakika. Şimdi ben evet. Değerli arkadaşlarım, 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. Mektubun ekinde de İzmir'le ilgili taleplerimizi ifade ettim. Şimdi müsaade ederseniz o talepleri size basılı olarak da dağıtacağım. Sizlerin de görmesini arzu ediyorum. Bu arada da size mektubu okuyarak sizlerle paylaşacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak bu mektubu Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na değil, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazıyorum. Göreve başlama töreninde yaptığınız konuşmayı dinledim. Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil, muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayışla hareket ediyorum dediniz. Görev süresinin ilk gününde en az oy aldığı mahalleyi ziyaret eden bir yönetici olarak belediye başkanlığı görevini 4 yıldır ben de bu ilkeyle yürütüyorum. Söylediğiniz gibi 28 Mayıs itibariyle seçim dönemi sona erdi ve siz seçim dönemine takılıp kalmanın Türkiye'ye patinaj yaptıracağını bildirdiniz. Benim de niyetim aynen sizin söylediğiniz gibi geçmiş defterleri karıştırmak değil. Muhalefetin sizi anlamadığından, vizyonunuzu kavrayamadığından, uzattığınız eli sıkılı yumruklarla karşıladıklarından söz ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir'i gerçekten anlamak istiyorsanız sizin de yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor. İzmir Türkiye'nin vicdanıdır. Tarih boyunca öyle olmuştur. O nedenle İzmir'i anlamadan ülkenin geleceği kurulamaz. İzmir'i anlamanın bazı anahtarlarını naçizane paylaşmak istiyorum. İzmir muhalefetiyle çok rengi, çok sesi, çok nefesiyle var olmaya devam edecektir. Çünkü bu çok seslilik tehdit değil, zenginliktir Türkiye için. İnsanlar özgür düşünceleriyle kendini ifade etmeye devam edecektir. Çünkü özgür düşüncenin şehridir İzmir. Unutmayın, size oy vermeyenler en az size oy verenler kadar milliyetçi, en az sizin kadar milletine, memleketine aşık. O nedenle ne korkarlar ne sinerler. Ya benim gibi sev ya da terk et demeyin bize. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir an bile sapmadan var olmaya devam edeceğiz. İzmir'in hakkını verin. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar Otogar Metrosu. Örneğin 4 yıldır ihalesine çıkılmayan elektrik fabrikası satışı. Örneğin yaklaşık 1 yıldır yurt dışı borçlanma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı. Örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda sadece onay bekleyen 30 milyon avroluk Narlıdere Metrosu kredisi gibi. Hak ettiğini kısmayın, zira İzmirli haksızlığa gelmez. Ekte listelenenler uzun yıllardır cevap bile verilmemiş taleplerin bazı örnekleridir. İzmirli 45 verip bir almayı istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor. İzmirli patinaj yapmadan yoluna devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, naçizane arz ettim. Değerli Hızal, Sayın Özgür Hızal, sizden istirham ediyorum. Maliye Bakanımıza veya Sayın Cumhurbaşkanımıza beraber gidelim. Ne zaman derseniz, en azından 30 milyon euroluk son dilimini Narlıdere Metrosu'nun izin verilmesi için geldi para, bunun sadece onayının aktarılması için onay verilmesi adına. Ne zaman arzu ederseniz? Tabii, buyurun. Konuşma yapmak isterim. Elbette ki burada birbirimizi çok eleştirdik. Sizler bizi eleştirdiniz, bizler sizi eleştirdik. Orada
mektubunuzda elbette ki kabul etmediğimiz hususlar var. Ama genel itibariyle biz İzmir'in meclis üyeleriyiz. Sizler de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanısınız. Asla bugüne kadar bizim başkanımız değilsiniz demedik. Bir İzmirli olarak bizim de başkanımızsınız. Dolayısıyla bugün ve bundan sonraki her süreçte, geçmişte olduğu gibi elbette İzmir'in menfaatine ne gerekiyor ise, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili olarak ve bir meclis üyesi olarak diğer bütün grup temsilcileriyle birlikte gereğini yapmak için elimizi taşın altına koyarız. Bugüne kadar yeter ki diyalog kapıları kapanmasın. Yeter ki diyalog kapıları açık kalsın. Bunun bazen bir telefon ile, bazen bir mesaj ile ya da bazen mecliste bir konuşma ile bile çözülebilecek sorunların olduğunu gördük ve çözdük. Hepiniz hatırlarsınız. Burada Buca Belediye Başkanımız başka bir konu konuşulurken kalkıp Buca için çok kritik bir konu olan Buca cezaevi meselesini gündeme taşıdı ve bugün Buca cezaevi meselesi başka bir evreye taşındı. En azından sizin açınızdan. O bina kaldırıldı. Dolayısıyla biz bu anlamda AK Parti grubu olarak elimizden ne gerekiyorsa elbette ki yapacağız. Teşekkür ediyorum. Tamam, ben de çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra İSSU gündemiyle buluşacağız.